ışığın kırılması ile ilgili örnek sorularımıza bakıyoruz arkadaşlar şimdi. I ışınının K ve L ortamlarında izlediği yol şekilli gibi olduğuna göre NK bölü NL nedir diye sorulmuş. Yani ortamların kırıcılık indisleri oranı bize soruluyor arkadaşlar. Peki biz ne demiştik? Şimdi K ortamına gelme açımız 53 derece. L ortamındaki kırılma açımız da 37 derece. Yani NK çarpı sin 53 eşittir NL çarpı sinüs 37'dir diyebiliyorum. Yerine koyduğumuz zaman nk çarpı 4 bölü 5 eşittir nl çarpı 3 bölü 5'tir diyebiliriz. Şunları sadeleştirdim ve nk bölü nl'nin 3 bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Kırıcılık indisi n1 olan ortamdan gönderilen aynı renkli ışınların kırıcılık indisi n2 ve n3 olan ortamlarda izledikleri yollar şekildeki gibidir. Buna göre N1, N2 ve N3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şuradan ayırıcı yüzeye bir dik atarak normalimi belirlersem. Ne oldu? N1'den N2'ye giren ışınlar normale yaklaştı. Peki ne zaman biz normale yaklaşabiliyorduk? Azdan çoğa geçtiğimiz zaman. O zaman ne diyebiliyorum? N2'nin kırıcılık indisinin N1'in kırıcılık indisinden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. E peki ikinci şekle bakıyorum, yine normalimizi çizdik. E bu sefer N1'den N3'e geçen ışınlar normalden uzaklaştı. Peki ne zaman normalden uzaklaşıyorduk? Çoktan aza geçtiğimiz zaman. O zaman ne demem lazım? N1 büyüktür, N3'tür diyorum. Yani N2 büyüktür, N1 o da büyüktür, N3'tür diyebiliriz arkadaşlar. KLM bölgelerindeki kırıcılık indeksleri arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş. Yine iki yüzeyi birbirinden ayıran doğruya bir dik atıyorum ve normalimi belirledim. Dikkat edersek gelen ışınlar normalden uzaklaşmış. O zaman ne olması gerekiyor? Demek ki çoktan aza doğru bir geçiş vardır. E peki şimdi yine ikinci durum için normalimi çiziyorum ve dikkat edersek yine gelen ışınlar normalden uzaklaştı, kırılan ışınlar. O zaman ne diyebiliyorum arkadaşlar? Yine Çoktan aza doğru bir geçiş vardır. Yani L'nin de M'den daha büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. 1, 2, 3 ortamlarının kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nasıldır diyor. Şimdi ilk durum için 1'den 2'ye geçerken şunel yasamızı kullanırsak diyorum ki N1 çarpı sinüs 40 eşittir ne diyebilirim N2 çarpı sinüs 30'dur diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar burası 30 derece ise burası da 30 derece. E peki ne oldu artık? N2 çarpı sinüs 30 aynı zamanda N3 çarpı sinüs 60'a eşittir diyebilir miyim? E o zaman bu kırıcılık indisleri arasındaki ilişki için ne diyebilirim? Açı değeri arttıkça sinüsün sayısal değeri artıyorsa kırıcılık indisine yapmak zorunda daha az olmak zorunda. Yani ne diyebiliyoruz? N3 küçüktür N1'den o da küçüktür N2'dendir diyebiliriz. Tek renkli bir K ışınının saydam Y ortamından saydam X ortamına geçişte izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre X ortamının Y ortamına göre bağıl kırıcılık indisi nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bu iki ortamın kırıcılık indisleri oranını soruluyor aslında bize. Ne yapacağım? Şuradaki açıya alfa diyelim. Şuradaki açımıza da beta kadardır diyorum. Şimdi neydi? N Y çarpı sinüs alfa eşittir diyorum. N X çarpı sinüs beta. Peki y çarpı, sinüs alfa dediğimiz yer nedir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Karşıdaki değerimiz 1 birim, hipotenüs değerimiz de kök 5 birim. Yerine koyuyorum 1 bölü kök 5. Eşittir x için bulalım. Karşıdaki değerimiz 2 birim, buradaki hipotenüs değerimiz 2 kök 2 birim. Ve o zaman ne diyeceğim? x çarpı 2 bölü 2 kök 2'dir dedim. Ve buradan x bölü y aslında bize soruluyor. Değeri yerine yazarken de şuradaki ikiler sadeleşirse kök 5 bölü kök ikilik bir oranın oluştuğunu söyleyebiliriz. Kırıcılık indisi nx olan x ortamından kırıcılık indisi ny olan y saydam ortamına gönderilen tek renkli ı ışını düzlem aynadan yansıdıktan sonra şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre x ortamının kırıcılık indisi nx kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar aynanın olduğu sorularda ne yapıyorum? Gelen ışının aynadaki görüntüsünü aldığımızı kabul edelim. E peki o zaman şurası da 53 derece olacak. Şuradaki açın artık benim için 37 derecedir. Peki iki yüzeyi birbirinden ayıran düzleme bir dik attım ve bu bizim için normal. Gelen ışının artık normalle yaptığı açı bizim için 37 derecedir. O zaman diyorum ki nx çarpı sinüs 37 eşittir ny çarpı e şuradaki kırılma açısı da bizim için artık 53 derece. Ny çarpı sinüs 53 derecedir diyebiliyoruz. E peki nx çarpı 3 bölü 5 eşittir. Ny dediğimiz değer 3'müş. 3 çarpı 4 bölü 5'tir diyorum. Şuradan 5'ler sadeleşti. 3'leri götürdüm. Ve nx dediğimiz değerin 4'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Müzik